Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz bireyin iç dünyasına yönelenler. Yani roman kısmından artık devam ediyoruz. Bireyin iç dünyasına yönelenler Cumhuriyet dönemi kısmında hatırlarsak. Burada özellikle işlenen konulardan bahsedelim. Burada işlenen konu Doğu Batı çatışması özellikle hastalık psikolojisi ve geçmişi özleyiş gibi konular ele alınmıştır. Özellikle hastalık psikolojisinden ve geçmişi özleyişten bahsettikleri için de yer yer süslü bir dil kullanmışlar. Ama etkilendikleri akım arkadaşlar realizm akımıdır. Normal anlatım tekniklerin yanı sıra farklı anlatım teknikleri de kullanmışlardır. Özellikle toplumsal konulara değinmeden bunların amacı bireyin psikolojik yani ruhsal yönünü ele almaktır. Cumhuriyet dönemindeki bazı önemli yazarlar da sadece bu alanda eser vermişlerdir diyebiliriz. Bireyin psikolojisini yansıtmayı amaçlayan yazarlar her şeyden önce eserlerinde olay örgüsünü insana özgü bir gerçeklikle anlatmaya çalışmışlardır. Gerçekleri farklı yönlerden anlatmışlar. Özellikle bu gerçekleri arkadaşlar bireyin psikolojisini ele alarak anlatmaya çalışmışlardır. İnsanların topluma yabancılaşmalarının nedenlerini sosyal ekonomik yönden değil de bireyin iç dünyasında aramışlardır. Bu yüzden şu çok önemlidir. Kesinlikle olay örgüsünü önemsememişlerdir. Bundan dolayı da merak unsuru ikinci plana atılmıştır. Çünkü en önemli özellikleri neydi? insanın iç dünyasına ve içsel çatışmalarına yer vermekte. Şimdi olay örgüsünü önemsemedikleri için ve merak unsurunu da ikinci plana attıkları için hikaye türünde özellikle arkadaşlar Çehov hikayeciliğinden faydalanmışlardır diyebiliriz. Grubun özellikleri çok önemli ama grubun özelliklerinde zaten başlığın adı altında yani bireyin iç dünyası dediğimiz için Burada arkadaşlar toplumsal bir konu yok. Tamamen bireysel ve bireyselden hareketle insanların yabancılaşmasını, bunalımlarını ve yalnızlıklarını ele almışlardır diyebiliriz. Bu yalnızlıklarını ele alırken de tekrar ediyorum sadece neyden yararlanmışlardır? Psikolojik unsurlardan ve bu psikolojik unsurların da insan üzerindeki etkilerinden faydalanmışlardır. Psikolojiden, psikiyatriden faydalanmışlar. Çağrışımlara açık. Hani az önce de dedik ya yer yer süslü bir dil. O yüzden sanatlı bir dille ruh tahlillerini. Şu ifade de bizim için çok önemli. Çünkü olay örgüsünü ikinci plana atıyorlar. Olay örgüsünü ikinci plana attıkları için de onlar için en önemli olan şey ruh tahlilleridir. Ama bunu gerçeklikten kopmadan yapan bir grupla karşılaşıyoruz. Bu grubun en önemli ismi arkadaşlar Peyami Safa'dır. Peyami Safa polemikçi, ansiklopedik bir yazardır. Özellikle doğu batı çatışmasına, maddi ruh ikilemlerine ve daha sonrasında da mistik anlayışa yönelen bir yazarımızdır. Romanlarının çoğu arkadaşlar mekan olarak İstanbul'da geçer. Önce 1950 yıllarında yazdığı Türk İnkılabına Bakışlar Attı kitabında Atatürk devrimlerine yönelik değerlendirmelerini toplamış. Fakat daha sonra mistik anlayışa geçince bu kitabında çok önemli değişiklikler yapmıştır. Kadro dergisine karşı hatırlarsak Şevket Süreyya Aydemir'in işte Yakup Kadri Karı Osmanoğlu'nun bulunduğu bir dergiydi. Bu dergiye karşı arkadaşlar Kültür Haftası adlı bir dergi çıkarmıştır. Bu derginin de ismini mutlaka bilmeliyiz. Zaten kendisi bireyin iç dünyasında ele alındığı için doğal olarak ne olacaktır? Psikolojik romanın usta isimleri arasında yer alacaktır diyoruz. Tabii ki psikolojik romanları yer aldığı için roman türünde de oldukça başarılı ve gelişmiştir. Ee, az önce de söyledik değindiği konular neydi arkadaşlar özellikle Doğu Batı çatışması dedik. Burada özellikle Batılı olamayan ama Doğulu da kalamamış Türk toplumunu konu ediyor. Bunu konu ettiği eserin en önemli eserin ismi ise Fatih Harbiye'dir arkadaşlar. Bu Fatih Harbiye aynı zamanda dizi olarak da çekildi ve çok önemli bir eseridir. Eserin içeriğini de bilmekte fayda vardır konu olarak mutlaka vereceğiz. Doğu Batı çatışmasının işlediği kitabının ismi Fatih Harbiye'dir. Aslında Peyami Safa ile daha çok özdeşleşmiş olan eserin ismi 9. Harciye Koşu'dur. Burada Nusret adlı bir çocuk var. Bu hasta bir gencin psikolojisini anlatıyor ve aynı zamanda otobiyografik bir roman olarak da geçiyor. Çünkü kendisi Peyami Safa'nın kendisi de e, kemik hastalığı geçirmiştir ve bunu da eserine yansıtmıştır. Doğal olarak bireyin iş dünyasına yer verdiği için ne yapacaktır? Psikolojik tahlillere çok önem verecektir. Peyami Safa'da farklı olarak şunu görüyoruz. Server Bedi diye bir takma isim kullanıyor. Server de arkadaşlar Peyami Safa'nın annesinin ismidir. Bu ismi kullandığı kitaplar ama kesinlikle ekonomik nedenlerle yazdığı kitaplardır. Ve bu tür kitaplarda da polisiye roman türündedir. Buradaki en önemli seri ise Göz Recai'dir. Ve bunun dışında da Cumba'dan Rumba'ya adlı romanı da yine ekonomik nedenlerle yazdığı romanlar arasına girer. Şimdi Peyami Safa'da tekrar ediyorum. Özellikle Fatih Harbi'yi kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü Doğu Batı çatışmasını ele aldığı eseriydi. Sonra 9. Hariciye koğuşunu kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü orada da neydi arkadaşlar demiştik ki kendi e, otobiyografik bir roman olma özelliği ve hasta bir kişinin psikolojisinden söz ediyordu demiştik. Şimdi romanlarına baktığımızda özellikle tekrar ediyorum 9. Harici Koğuş'u bilmemiz gerekiyor. Matmazel Nurayun'un Koltuğu, Bir Tereddüt'ün Romanı, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız mahşer, biz insanlar yine eklemek istersek ve Canan adlı romanlarını bilmemizde fayda var. Bunun dışında deneme türünde de eser yazmış. Eğitim, Gençlik Üniversite, makale türünde de sanat, edebiyat, tenkit. Ama bizim Peyami Safa'da bilmemiz gereken türdeki eserleri roman türündeki eserlerdir. Yukarıda da bakın yazıyordu. Cingöz Recai de unutmayalım. Rumba'dan Rumba'ya da yine Peyami Safa'nın önemli kitapları arasında yer alır diyebiliriz. Grubun en önemli ismi unutmuyoruz. Peyami Safa'dır arkadaşlar. Yine bireyin iç dünyasında karşılaştığımız diğer bir isim ise Tarık Buğra'dır. Tarık Buğra'nın en önemli özelliği arkadaşlar öykü ve romanlarda özellikle Türk toplumunun tarihine yönelmiştir. Kemal Tahir gibi düşünebiliriz ama o neredeydi? O toplumcuydu. Bu ise arkadaşlar Tarık Buğra ise bireyin iç dünyasını yansıtan kısımda yer alıyor. Tabii ki bireyin iç dünyasında yer aldığı için ne yapacaktır? Psikolojik öğelere yer verecektik. Zaten grubun en önemli özelliğiydi. Grupta hatırlarsanız dedik ki Çehov türündeki hikaye gelişmiştir. Ama Tarık Buğra farklı olarak arkadaşlar Mopasan tarzı hikayeler yazmıştır. Şimdi en önemli eserleri ve içerikleri de bilinmesi gereken eser arkadaşlar Küçük A ile Osmancık adlı romanıdır. Küçük A'da arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Osmancık'ta ise Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlattığı romandır. O yüzden bu iki romanı Tarık Buğra ile isminin hemen yanında anmamız lazım. Küçük Ağa ve Osmancık adlı eserlerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında olan eserlerinden bahsedersek yine bakın Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da, Osmancık, Firavun İmanı, İbiş'in Rüyası. Hatta İbiş'in rüyası aynı zamanda tiyatro şeklinde de eser olarak karşımıza çıkar. Yani İbiş'in rüyası hem roman olarak çıkacak karşımıza hem de arkadaşlar ne diye çıkacakmış tiyatro olarak da çıkacak. Öykülerinde yarın diye bir şey yoktur ve oğlumuz. Aslında Siyah Kehribar yazdığı ilk roman olarak bilinir. Fakat bazı yerlerde uzun öykü şeklinde de alınabilir. Biz şunu unutmayalım Siyah Kehribar Tarık Buğra'nın ilk romanı şeklinde bilelim. Diğer önemli bir ismimiz Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Şimdi hatırlarsanız özellikleri anlatırken demiştik ki geçmişi özlemde bu grubun önemsediği konular arasında yer alır. İşte o geçmişi özlemdeki en büyük isim arkadaşlar Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Özellikle İstanbul'un lüks semtlerini, boğaz içini, eski aşklarını, eğlencelerini anlatmıştır. Kendisi o yüzden Hisar'dan da aklımıza gelebilir. Hisar deyince boğaz içi mutlaka aklımızda olsun. Ee, geçmişe özlem dedik. En önemli özelliği geçmişe özlem. Ve Kendisi genellikle yazdıkları ile ilgili yazdıklarım anılarımdan ibarettir gibi bir ifade kullanır. Yani ne yapmış? Genel olarak anılarından faydalanmıştır diyebiliriz. Şimdi önemli eserlerine gelince Fahim Bey ve Biz Çamlıca'daki Eniştemiz. Bunlar arkadaşlar roman türündeki eserleridir anıları, boğaz içi mehtapları, boğaz içi yılları, geçmiş zaman köşkleri İstanbul ve Pierre Loti olarak bilinir. Demek ki Abdülhak Şinasi e İsa anılarından faydalandığını, boğaz içini ele aldığını e, dolayısıyla daha çok geçmişe özlemi anlattığını anlayacağız. Roman olarak da Fahim Bey ve biz Çamlıca'daki eniştemiz hatta Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehliği adlı bir romanı da vardır. Bunu da duysanız güzel olur. Diğer bir ismimizle devam edelim. Mustafa Kutlu'yu yüksek ihtimal hikaye kısmında anlattık. Ama o kadar önemli bir isim ki burada da yer almasında fayda gördüm. Bireyin iş dünyasını ele alan çünkü neden burada hani normalde almaması gerekiyor? Romandan bahsediyorduk. Mustafa Kutlu ise hikayecidir buna dikkat edelim. Kendisi dergah dergisini çıkarmıştır. İlk zamanlar Said Faik ile Sabahattin Ali'nin etkisinde kalmıştır. Ama daha sonra bireyin içine geçmiştir. Yani e, özellikle psikolojik kısmı ele almıştır. E, Mustafa Kutlu deyince arkadaşlar aklımıza gelecek en önemli eser aslında uzun hikayedir ve genellikle de bu şekilde geçer. Kendisi arkadaşlar mistik anlayıştadır. O yüzden önemseyeceğimiz, önem vereceğimiz bir hikayeci olarak geçecek karşımıza. Uzun hikaye çok çok önemli. Ya tahammül, ya sefer, ortadaki adam, gönül işi, yokuşa akan sular, yoksulluk içimizde en önemli eserleridir diyebiliriz. Ama unutmayalım Mustafa kutlu tür olarak aslında hangi kısımda diyor? hikaye kısmında yer alıyor diyoruz. Diğer bir resmimiz Selim İleri. yine özellikle hikayeleriyle ön planda duran bir kişidir. Ve ilk hikayesi arkadaşlar cumartesi yalnızlı atlı kitabıdır. Yine grubun içinde özelliğinde olduğu için, Bireyin iç dünyasını yansıtmaya önem vermiştir. Modernist ögelere yer vermiştir. Özellikle iletişimsizlik en önemli konuları arasında yer almıştır. Birçok türde de eser vermiştir. Ama bizim için en önemli eseri arkadaşlar Cumartesi yalnızlığı pastırma yazı olacaktır. Ee, hikaye kısmında. Roman kısmında da arkadaşlar aslında Bodrum adlı üçlemesi vardır. Bu üçleme de her gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi ve Ölüm ilişkileridir. Şu üç eseri aslında bir üçlemenin içerisinde yer alır. Bodrum üçlemesinin içerisinde. O yüzden roman türünden de her gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi ve Ölüm ilişkilerini bilmek gerekiyor. Bakın anı, inceleme, antoloji ve tiyatro türünde de eser vermiş olduğunu görüyoruz. Fakat karşımıza hikaye ve romanları çıkacaktır. O yüzden özellikle bu türdeki eserlerin çalışmanızı tavsiye ederim. Diğer bir ismimiz Samiha Ayverdi. Samiha Ayverdi de özellikle tasavvufi mesajlar, şey, tekke, tarikat, cami, cemaat gibi dinsel öğelere sıkça yer verdiği için önemlidir. Fakat bu öğelerin de odak noktası olarak neyi görmüştür? Aşkı görmüştür. Şimdi tekrar dersek hem tasavvuf var hem tarih var hem de arkadaşlar din var diyebiliriz. Ama Samiye Ayverdi de de aynı Abdülhak Şinasi Hisar gibi geçmişe bir özlem vardır bir konak, bir köşk özlemi yatmaktadır. O yüzden geleneksel konak, köşk ve yalı yine yapıtlarında önemli bir yer tutmuştur. Demek ki Sami ay verdi geçmişe özlem, tasafi mesajlar, tarih, din ve tasavvuf. Yine dediğimiz gibi geçmişe özlem deyince de özellikle konak ve köşkler aklımıza gelebilir. Sami ay Ayverdi'nin karşımıza çıkan eseri ise arkadaşlar genel olarak aşk bu imiş adlı eseri karşımıza sıkça çıkar onu bilmenizde fayda var diyoruz evet arkadaşlar sizinle buraya kadar da bahsedeceğimiz kısım en azından bireyin üç dünyasını e, anladığınızı umarıyorum. samia ayverdi çok önemli mustafa kutlu daha çok hikaye kısmında önemli Selim ileri yine hikaye kısmında önemli. Ama Peyami Safa hangi kısımdaydı? Roman kısmında önemliydi diyebiliriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.